Hudutsuz Sevda'da tansiyon yükseldi ve heyecan artarak devam ediyor. Diziye yeni oyuncular katıldı. Bu tarz yapımların zaten durumu da bu. Birileri ölünce başka birileri diziye katılır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da bunu görmüştük. Ancak Hudutsuz Sevda'da o denli bir sirkülasyon yaşanmadı. Fakat orada rol alan bazı isimleri burada da izlemeye başladık. Sezon başında Rızvan'ın ölümü sonrası İskender Valisi diziye geldi. Şimdi de direkt onunla bağlantılı olmasa da Dursun'un ölümünün ardından 5 oyuncu senaryoya giriş yaptı. Eşref, Şeref, Ferhat, Mithat ve Adem karakterleri olaylara resmen müdahil oldu. Senaryoya dahil olan karakterlerin kimler olduğuna dair yaptığımız analizi sizlerle paylaşacağız. Fakat bu analizin ana öznesi Adem olacak. Adem ile ilgili ortaya atılan teoriler bir hayli sarsıcı ve can sıkıcı olacak. O yüzden içeriğimizi sonuna kadar takip etmenizi öneriyoruz. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, giren oyuncuların hepsi düşman cephesinde. Belki ilk izlenimlerimize göre Mithat ortada duruyor gibi görülse de o da İskenderlerin yanında yer alacak gibi bir izlenim veriyor. Dizdeki düşman cephesi büyüdü. İskender, Enver'in ardından babası eski istihbaratçı olan Şeref'i çağırdı. Ve Şeref, Halil İbrahim'in el koyduğu paraların sahibi olarak ortaya çıktı. Keşi Enver ve Şeref'in devlet tarafından kollandıkları bir durum var. Yani bize gösterilene göre içeriden çıkılamaz denilen ve müebbet yiyen Keşi Enver ne olduysa serbest bırakılmış. Yine Şeref de güçlü bir profil çiziyor. Şeref şu ana kadar diziye gelmiş geçmiş en tehlikeli ve en sıkıntılı karakterlerden birisi. Ona Şerefsiz Şeref diyorlar. Kendisi İskender'in patronu. Babası eski istihbaratçı ve bu referans sayesinde gemisini dilediği gibi yürütebiliyor. İskender, binbaşı ile Halil İbrahim'in arasındaki bağlantıdan şüphe duyuyor. Nesim ifşa oldu. Şimdi sıra Halil İbrahim'in devlete çalıştığı meseleye gelecek. Yani bunu muhtemelen Şeref'in ortaya çıkarması bekleniyor. Bu hemen olmasa da olaylar hızlı şekilde ilerlediği için ve iki taraftan da bazı kayıpların yaşanacağını düşündüğümüzde 6-7 bölüme bu sırrın açığa çıkması muhtemel duruyor. Buradan hareketle geçtiğimiz bölüm vurulan Mecnun Binbaşı'na bir şey olmayacak. Fakat Mecnun Binbaşı'nın öleceği bir senaryoda Halil İbrahim'in yanına yardıma gelmesi beklenen iki kişi var. Şu an dizide çok fazla karakter var. Bu karakterlerin oturtulmaya çalışılan hikayeleri var. Bu yüzden izleyenlerin merak içerisinde yolunu gözlediği Kurtoğlu ve Harun Karasu karakterlerinin yakın zamanda senaryoya dahil olması beklenmiyor. Şayet Halil İbrahim, Oğuz ya da Mecnun Binbaşı'dan birini kaybederse, işte o zaman merakla beklenen karakterlerden birisinin savaşa dahil olacağı düşünülüyor. Evet arkadaşlar, karakterler üzerinden devam edecek olursak, şimdi gelelim Mithat'a. Mithat, gördüğümüz kadarıyla çok güçlü bir profil çizmiyor. Yani ablası Nergis, yeğenleri Yavuz ve Damla bile ona çok saygı göstermiyor. Onun da amacı Dursun gibi masaya oturmak olacak. Ki zaten bu da olacak. Ama Mithat her iki cephe tarafından kullanılacak. Bu anlamda Halil İbrahimler tarafından çok büyük tehlike arz edecek bir profil gibi durmuyor. Gelelim şimdi Ferhat'a. Ferhat, İskender'in yeğeni olarak senaryoya dahil oldu. Aslında onun çok fazla bir şeyden haberi yok. Kendisine verilen görev için İskender'in yanına geldi. Leyla için oyuna girecek. Ve bu demek oluyor ki Yavuz'un geleceğiyle ilgili puslu bir hava var. Yavuz, İskenderler tarafından manipülasyona açık bir durumda şu an. Fakat Yavuz, Fikret meselesinde Halil İbrahim'i ayrı tutuyor. Ancak bu Halil İbrahim için aynı değil. Halil İbrahim'in buradaki görevinin seyri için Fikret muhakkak hayatta kalmalı ve masayı yöneten kişi o olmalı. Bu yüzden Halo, Yavuz meselesiyle ilgili eylem gerektiren bir duruma müdahil olmaması için Fikret'i ısrarla uyardı. Biz babası ölen ve Leyla için zorunlu bir ilişki kurulan ve hatta karısı için Ferhat'ın oyuna sokulduğu bir senaryoda Yavuz'un ömrünün pek uzun olmayacağını ve yakında maalesef öldürüleceğini düşünmekteyiz. Bunu da muhtemelen Leyla ile Ferhat'ın birleştirmenin önünü açmak için İskenderler yapacak. Yani Yavuz'un ipi ya İskenderlerin ya da Kikalar'ın elinde olabilir. Kikalar geçtiğimiz bölüm Halil İbrahim'e desteğini açıkladı.
Her ne kadar para için her işi yapıyor da olsalar, Halil İbrahim ile hiçbir şekilde ters düşmeyeceklerini resmi olarak duyurdular. Bu demek oluyor ki Kikalar ile Halil İbrahim yakın zamanda bazı işbirlikleri yapacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim en önemli meseleye. Bildiğiniz üzere Adem, İskender'in planı ile bir oyun kurularak Derviş Dayı'yı kurtardı ve Halil İbrahimlerin evine kolayca sızmayı başardı. Adem'in bu kadar kolay bir şekilde Halil İbrahimlerin evine yerleşmesi haliyle izleyenlerin kafasını kurcalıyor. Yani Ceylan da bu eve çok rahatça sızıp casusluk yapmıştı. Şimdi de Adem hiç zorlanmadan basit bir kurguyla eve yerleşti. Haliyle bu durum, Halo ve Oğuz nasıl istihbaratçı, bu nasıl öngörülemezlik sorularını akıllara getiriyor. Halil İbrahim'in birçok cephede çalıştığını varsayarsak, Oğuz'un da bu gizli görevde performansının bir hayli gerilediğini düşünmekteyiz. Yani Oğuz, gerek binbaşına, gerekse Halil İbrahim'e akıl ve strateji olarak son dönemde hiç ayak uyduramıyor. İşte bu keşmekeşten faydalanan İskenderler, Adem'i düşman gördükleri tarafın arasına soktu. Adem ile ilgili son birkaç gündür sosyal medyada çok fazlaca dillendirilen bir teori var. Teoriye göre Adem, Ceylan'ın öldüğü iddia edilen kardeşi. Hudutsuz Sevda'nın 28. bölümünde Ceylan, savcı ve binbaşı tarafından itirafçı olmaya ikna edilirken kardeşinin öldüğüne dair bir belgeyi teslim almıştı. İşte bu belgede yer alan ölüm bilgisinin Ceylan itirafçı olsun diye kurmaca bir planın parçası olduğu iddia ediliyor. Gösterilen resimdeki kişinin de Adem'e çok benzediği belirtiliyor. Baktığımızda gerçekten fotoğraftaki kişiyle Adem birbirine benziyor. Adem, İskenderler tarafından manipülasyona uğradı ve Ceylan'ın Halil İbrahim tarafından öldürüldüğüne inandırıldı. Bu yüzden Halil İbrahim'i öldürmek için İskenderler tarafından kolayca kullanılacak. Bir diğer teoriye göre ise Adem, eşkıya dünyaya hükümdar olmazdaki Ercan gibi casus olarak sızdığı adamlarla iyi ilişkiler kurup onlara hainlik edemem diyecek ve Halil İbrahimlerin tarafına katılacak. Yani Adem'in saf değiştirebileceği ihtimali de var. Bahadır Özdener'in Şahin Ağa Ercan senaryosunu Derviş Dayı Adem'e yazılabileceği ifade ediliyor. Evet arkadaşlar, ortaya atılan bu teori sizlere aktarmak istedik. Bu detayın bir teori olduğunu ve belki de alakasız bir senaryonun yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz. İlerleyen günlerde Halil İbrahimlerin evinde yer alan ve köstebek olabilme ihtimali üzerine durulan bir diğer isimle ilgili de içeriğimizi sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, analizimiz bu kadardı. Bu anlamda Adem ile ilgili sizlerin de yorumlarını ve düşüncelerini merakla bekliyoruz. Sizler Adem ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşursak seviniriz.